Herkese merhabalar. Benimkiler burada. Aslanca geldik. Kılıç Şevkin'deyiz. Gezmeye geldik. Ayşe Sultan sağa sola bak. Babaannemiz çok sevdi. Şarjı, trafik yok. Sessiz, sakin. İstediği gibi alışveriş yapıyor. Esra birkaç bir şey istemiş. Ona bakmaya gidiyoruz şimdi. Aynen. Dolanıyoruz. Esra'ya bakalım birkaç parça bir şey. Aynen. Kendi senin ihtiyaçların varsa onları alalım anneciğim. Öyle. Kahvaltımızı yapar yapmaz. Çarşılara attık kendimizi. Neredeydik burası? Alsancak. Söyledim ben. Alsancak, evet. Çok güzel. Vallahi çarşısı çok güzel. Muğla'da bizim böyle büyük çarşılar olmayınca çok güzel. Çantacıları dolaşıyoruz. Annem çanta beğenmekle güçlük çekti ama en sonunda beğendi. Asıl nasıl hem arkadaşlara da gösterelim. Çok beğenerek de aldı şimdi. Böyle gözlü falan olsun istiyor. Güzel, evet. Üç gözlüydü değil mi? Üç dört gözlü vardı herhalde. Aynen. Beğendiğim bir şey oldu anne en azından. Annem de çanta keyifli hastası. Nerede olsun. Demek torun da babaanneye mi çekmiş? Evru da çünkü sürekli çanta hastası. İyi günlerde kullan annem. Bana da al diye sıkıştırıyorlar. Ama benim şu an ihtiyacım yok. Yok, inan ki yok ihtiyacım anne, sağ ol. Tamam, yok. Gerçekten benim yok anne. İyi günlerde kullan. Hayırlı işler. Şimdi de Ebru'nun bağımlılık yaptığı bir yer. Kitapçı. O kadar çok kitap okuyor ki arkadaşlar Ebru, inanılmaz derecede. Hastalık derecesinde bir bağımlılığı var kitaplara karşı. Hem çok okuyor, çok alıyor. Evi kitaplarla dolu arkadaşlar. Burası da çok güzelmiş. Harika bir yer. İnanılmaz güzel bir kitapçı. Ve o kadar güzel kitap kokusu. Evru da kayboldu. Geçen gene tam 12 tane kitap almış. Çünkü diyorum ya, görüntülü hani konuşuyoruz sürekli diye. 12 tane kitap almış. Ve o kadar hızlı okuyor ki, yani mesela Esra'da da az okuma var. Çocuğum diyorum sen oku, artık büyük kızıma da okuma diyoruz. O kadar derece yani. Çok seviyor. Kitaplıkları dolu. Esra, ajandan bakıyorsun. Esra'nın istediği böyle şeyler vardı. Ablası da çok seviyor öyle almayı. Onlara bakıyor. Kalem de mi demişti sanki Esra? Aha, öyle demişti sanki o gün. O şey gibi istiyor ama, defter gibi istiyor. Ha, ayrı alacağım. Şu tür yok, onlardan daha böyle değişik güzel bir şey istiyorum. Şey,
yapalım. Benim dediğime hayır alalım. Olabilir. Onun istediğim tarz şu tarz. Ha evet daha... evet. Onlar bir şeyler istemiyor. Onun gibi olup böyle kapaklı şeyli istiyor. Kalem istiyor, ajanda istiyor. Sipariş veriyordu dün akşam alıverin anne diye. Alalım. Çünkü o çok mutlu oluyor kırtasiye ürünleriyle biliyorsun. Kalemler olsun, defter olsun. Güzel. Evet evet o da planlayıcı güzel. Mesela. Bir alalım bir de benim dediğim. Tamam çocuğum. Gezdik dolaştık. Şimdi de meşhur İzmir'in bombasına yemeğe geldik. Neresiymiş? Çelebi. Şöyle girelim. Her zaman dolu oluyor anne diyor. Evet önce de geldiğimde ben oturduğumuzda yine böyle kalabalıktı. Hatta kuyruk var bakın. Bir bomba Ebru. Bir de şeydi makarnacı neydi? Alavara. Orası da güzel. Ama bombamızı bir yiyelim şöyle bir dinlenelim bir çayla. Sonra gezeriz. İnanılmaz ya bakın. Kuyruk nereye kadar? Ebru ben oturayım o zaman. Birer tane alıyorum. Tabii tabii bir tane. Çünkü hem babaannen tatsın diye istiyorum. Babaannem hiç bomba yemediği için. Ben bekleyeyim o zaman. Babaannemiz ben seni yanında bekleye koyayım. İlk defa deneyeceksin inşallah beğenirsin bombayı. Ben yediğim için biliyorum. Yok yok çok güzel oluyor anne. Şimdi bombalar pişiyor mu? Evet bombalar şimdi 5 dakika 10 dakika hazır. Neden meşhur bu kadar ya? İzmir dendi mi bomba? Sevgimizde. Bombaların sevgiyle yaptığımızdan dolayı içerisi akışkan sıcak çikolata. Yediğin zaman bir haftada ağzını çalkalamıyorsun. Lezzeti ağzından gitmesin diye. Ne güzeldi. Ama çok güzel gerçek. Şu pişmiş hali mi? Evet o evet. Pişmiş. Bunlar da bombiş. Oo, onlar neden o kadar büyük? Bombiş, bombanın kız kardeşi. Kufedik bir hamuru var. Aa, biz şunlardan hep yemiştik İzmir'e geldiğimizde. Evet, bu da bombiş. Çok güzel. Bakalım babaannemiz hiç tatmamıştı. Onu tattıracağız şimdi. İnşallah beğenir. İnşallah. Ne güzel diyorum kuyruk var. Allah'ın izniyle. İşini iyi yaparsan evet. Her zaman her daim. Aynen. Alsancak'ta da sizin üstünüze evet. Yok gibi. Kıbrıs Şehitler Caddesi Alsancak Mahallesi 185A. Tekrarlayın. Kıbrıs Şehitler Caddesi 185A Alsancak Mahallesi. Çelebi. Çelebi unlu mamiler. Çok güzel. Arkadaşlar sıradan yardımcı olabilirim ben de buradan. Gençler harikasınız ya. Vallahi çok güzel. Öyle kutulu da gönderiyorsunuz evet, dışarıya. Şehirler arasına ister 12'li ister 6'lı şehirler arasına da gönderim sağlıyor. Bu bir ay kalsın bozulmaz. Önceden ısıtılmış. Bunun da 3 dakika ısıtıp kendi hissedilebilir. Ben evde yaptım bir kere. Hiç de böyle olmadı. Olmuyor. Olmuyor. Evde de yaptım. Aynen olmuyor yani. Nasıllarını yaşatır. Püf noktası. Sana bir şey değil mi? Farklı demek ki buradaki. Herkesin bir el lezzeti var. Aynen. Allah da bize bunu nasıl yapar. Aynen, aynen. Çok güzel, inanın ki. Başka bir isteğin var mı ablacığım? Bir tane daha yap. Bir işe girip de başarılı olmak çok güzel değil mi? Mutluluk. Çok şükür. Kalite tesadüf değildir. Aynen. Emek var. Çalışmak var. İyilik, beraberlik, emek. O çok güzel. Allah bizim servis gitmiş mi acaba sohbet ederken? Gitmiş herhalde biz bir çayımızı, babamızı halledelim. Teşekkürler. Güzel. Bakalım babaannemiz beğenecek mi?
sesi yavaş dur. Evet. Tadını beğenecek mi bakalım. Neşeri İzmir'in bombası. Çikolatalı. Güzel değil mi? Bombayı yedik, çayımızı içtik sıcacık. Bu sefer de çıktık, yağmur başladı. Çok şiddetli değil ama yağmur da çok güzel değil mi? Çisil çisil yağıyor. Işıklar yanınca da çok güzel oldu ama biliyor musun? Burası yürüyüş için Ebru. Çok güzel. Babaannen de çok mutlu oldu biliyor musun? Yıllar sonra. Değil mi? Yıllar önce gezdiğin yerleri geziyorsun tekrar. Çok güzel. Babaanne arabalara dikkat et. Geç direkt. Geç. Ben seni arıyordum. Nereye kayboldun? Diyor Mevru nereye gitti diyor. Ha. Şöyle bir şey. Şöyle bunu sever mi? Olabilir. Onun aklındaki yine bu. O büyük boy gibi değil mi? Sanki bir şey düşünüyordu. Şimdi başka bir kitapçıya geldik. Hele ön taraf bakın şöyle girdiğimiz yer. Çok güzel. Bakın. Bir tane böyle kedi Şiko'da var. Çok tatlı. Biraz önce sevdim. Hemen girer girmez. Bakın şöyle. Çok güzel. Esra'ya ajanda alalım diye girdik. Öbür tarafta başka birkaç ihtiyacını aldık. Önceki geldiğimiz kitapçıda. Burada da ajanda bakıyoruz ama benim kız burada. Yağmur da nasıl yağdı? Maşallah. Bıraktım. Kitap vardı ya. Bak o türler de var değil mi? Evet evet sanki. Evet normal defter gibi duruyor değil mi? Aynen. Mavi türü bir şey demişti evet. Çünkü birçok rengi var onun da. Ama fosforlu kalem dedi değil mi? Hı. Şeyler için, altlarını çizmek için fosforlu öbür kalın uçlar değil miydi? O önemli yerlerin üstünü çizmek için konuların. Bir sor istersen. Çantam yağmurdan dolayı böyle. Aynen. İyi oldu önüne aldığın çocuğum. Çok yağmur yağıyor dışarıda. Evet sanki bana fosforlu dedi gibi geliyor. Ne güzel rengarenk değil mi? İnsanın böyle öğrenci havası geliyor. Öğrenci olmadan da kullanılıyor. Ben. Evet doğru. Fosforlu kalemin ucuna bak ne kadar hoşlanmış. Öbür uçlar gibi değil. Paşa mı geliyor? Hani? Paşa? Allah'ım. O da dombili olmuş. Maşallah. Kilosu ne kadar çok. Bir teyzeninmiş o. O bayağıdır burada. Evet. Sahiplenmişler sonra. Şimdi bence ne renk istiyor bu çocuk? Mavi al. Turuncu. Mavi ile ders çalışamaz. Çok sarı. Ya da açık renkler daha güzel. Yeşil, turuncu ve sarı ile ders çalışamaz. Öyle al. O senin aldığını sever. Beni kınıyormuş. O senin aldığını sever. Beğendiğin yani. Şunların işine bakalım. Minik. Bunu ders çalışsam ne olur?
100 gram 150 gram 100 lira. 100 gram 150 gram 100 lira. 100 gram ne kadar oluyor? Kaç tane oluyor? Ay 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 üşüdüm anne. Ay nasıl üşüdüm arkadaşlar anlatamam ya. Vallahi ayaklarım buz kesti şimdi. Bir yağmur, bir aynen. Yağmur. Her taraf sel suyu aldı. Ama çok güzeldi. Biz çıkarken ne kadar güzeldi hava. Evet, soğuk değil, yağmur yoktu. Hiç hava soğuk değildi. Yağacak hava da yoktu aynen. Yani. Şimdi biz tabii dışarı çıkarken baktık. Sabahtan da markete gidip geldik. Çocukla alışveriş yaptık geldik. Hava çok güzel, yağmur yok. Spor ayakkabısıyla gittim. Öğleyin de dedik hadi spor ayakkabısıyla gideyim. Baktım botlarım vardı ilk gün. Yağmur yağdı diye botla gelmiştim. Hadi dedim ağır botlarımı giymeyeyim. Spor ayakkabısıyla gideyim. Hava güzeldi. İnan o yağmur başladı ya. Son sıra benim ayaklarım ıslandı. Ya, ya. Benim gibi hafif deri ayakkabı giyeceksin. Vallahi böyle bot filan işte ne bileyim kapalı giymiş. Spor ayakkabısı her zaman hafif oluyor diye onu giydim ama ayaklarım üşüdü. İnanın patikleri filan giydim şimdi ısınsın da bir de minibüste de kötü oldum biraz. Evet, dönüşte çok kötü. Aynen. Birazcık yani. Böyle dedim uzanayım şimdi. Birazcık uzanayım istiyorum. Kalabalığa alışık değilsin ya. Belki de çok kalabalıktı ya da araba çok habire döndü. Körükler olduğu için döndü devamlı. Hmm. Anne dedi Evru da sen yat uzan. Şimdi birazcık uzanayım istiyorum. Ben dedi yemekler yapacağım. Kimse ellemesin. Babaannemle ikiniz de dedi dinlenin. Üşüdünüz zaten dedi. O mutfak tarafına geçti. Bir şeyler hazırlayacak bize. Bugün kızımızın yemeğini yiyeceğiz. Evet. Bazen biz yaparız ama onu yaptırmıyoruz. Biz buradayken o kendisi istedi. Bugün işte dışarıda yiyelim dedik. Yedirmedi. Aynen yedirmedi. Anne dedi hazırlarım ben. Onun için şimdi ben diyorum biraz uzanayım. Sen de kafana göre takıl. Torunun yanına mı gidiyorsun? Bir bak. Ama inanın ısınamıyorum şu an. Halbuki evin içi çok güzel. İzmir'in havası çok değişken. Evru demişti ama çok değişken. Yani yağmur yağar, yağmaz, biz yağmaz demiştim ben. Yağdı yani. Evet yağdı. Halbuki siz öyle sanın. Yağmur hiç yağmaz dedik. Siz öyle sanın dedi. Halbuki Aydın havası kısık es Aydın havası olsun diyelim. Ama maalesef İzmir havası oldu yani. Aynen çok yani ben. Neden de öyle kötü oldum bilmiyorum ya. Şu ensemle başımın ağrısı bir bitmek tükenmek bilmiyor beni. Neden oluyorsun? Mide bulantısı. Ters oturmadım aslında ama ters evet. Oturduğum zaman tutar da. Yani. Ben son sıra kötü oldum hissettim. Minibüste de çaktırmadım annemlere ama minibüs dışarı çıkınca otobüs işte minibüs diyorum ben. Bizim orada minibüs ya. Hep aynen. Minibüs diyorum. İşte büyük otobüs öyle alışık olmadığın için sen kalabalığı sizde yok ki öyle bir şey. Bir de daha sakin yaşamaya alışmışım herhalde ben. Dön. Aynen. Bana kalsa evden hiç çıkmam Evrum'la otururum da. Hep bir gezmeyi de seviyoruz. İyi oluyor. Her zaman da böyle dışarıda takılan da bir insan olmadığımdan ben. Hep beraber evet. Güzel oldu. İyi gezdik. Aynen. Değişik oldu. Aynen. Ebru da izinliydi ya bugün. Hep bir iyi oldu. Yani. Evlendik yani. Aynen. Çok şükür. Neyse arkadaşlar bu şekilde de videomuzu kapatalım. Birazcık uzanayım böyle üzerime bir battaniye alıp örtüneyim. Sen de uzan biraz istersen anne dinlen. Dinleyeyim. Bu şekilde de videomuzu kapatalım bugün. Her zamanki gibi sizlere Allah'a emanet ediyoruz. Hoşça kalın. İyi akşamlar.